Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in Hayırlı günler, bereketli günleriniz olsun Rabbim Ramazan-ı Şerif'inizi kabul eylesin Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet orfa, ortası mağ, mağfiret sonu cehennemden azad olmaktır buyurmuş Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam Öyleyse şimdi mağfiret zamanı, şimdi kendimizi affettirme zamanı, şimdi affolunmuşluğun müjdesiyle inşallah bayrama, manevi bayramlara ulaşma zamanı. Rabbim inşallah şu beraberliklerimizi hem affımıza, affımızla beraber günahımızdan dolayı başımıza gelen felaketlere inşallah set yapsın, affımıza da vesile eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün iktisat risalesinden okuyacağız. Yani iktisadın manası nedir? Hakkati nedir? İktisat nereye gider? İsrafın arkasında nasıl bir mana var? Allah'a karşı hakiki saygı, hürmet nasıl olur? Bununla alakalı bir ders bugün dersimiz. Fakat bizim bu zamana kadar anladığımız iktisat manasını değiştiren bizim bu zamana kadar anladığımız mananın tam tersine tam zıttına bir manadan bahsedecek. Biz hep böyle şey zannediyorduk. Yani nimetler sınırlı, o yüzden e, insanlar da devamlı tüketiyor. Bu sınırlı nimetlerin bir an bitmemesi için, insanlara yetmesi için. Herkese ulaşması için tutumlu olmamız lazım gibi böyle bir mana insanların alemine hakimken hatta üniversitede iktisat dersinde şöyle bir tarif yaparlar. Sınırsız ihtiyaçları var insanların fakat kaynaklar sınırlı. Sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamanın dersidir, taktidir, yöntemidir. İktisat budur diye tarif ederler. Halbuki Burada bambaşka bir bakış açısından bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ın iktisadı niçin emrettiği, eğer iktisada riayet etmez, israfla nimetleri kıymetsiz, ehemmiyetsiz görürsek, Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl bir saygısızlık, nasıl bir edepsizlik, nasıl Allah'a karşı onun nimetlerini dolayısıyla Rabbimizi hafife almak manası olduğunu ifade eden, bir ders var, bir mana var. Rabbim istifade ettirsin inşallah. Hemen hızlıca paylaşalım. Bugünkü dersimiz çünkü insanlığın yüzde seksen doksanını ilgilendiren bir ders. Bir de biz hep iktisadı böyle, hep şöyle zannetmişiz. Elimizdeki maddi imkanlar var. Paramız, pulumuz, işte elektrik tasarrufu, bilmem su tasarrufu, Yemekten, içmekten, ekmekleri, kırıntıları, şunları bunları atmayalım, israf etmeyelim. Hep böyle düşünmüşüz iktisadı. Burada bambaşka bir bakış açısıyla iktisada çok değişik bir zaviyeden baktıracak. O zaman insan gerçek iktisadın ne olduğunu anlayacak inşallah. Hep beraber yavaş yavaş mananın içine girelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu veşrebu ve la tusrifu. Ayet diyor ki yiyin için ama israf etmeyin diyor. Ha, zaten Cenab-ı Hak iktisattan maksat ve mana nimetleri kısmak diyelim insanlardan esirgemek olsa zaten bütün bu nimetleri bizim için yaratmazdı. Yeryüzünü nimetlerle donatmış, ve her türlü nimetten istifade edecek cihazlarla da bizi donatmış olması aa, bütün nimetleri bizim için yarattığına delil. Bir de Kur'an'ında diyor ki yiyin için diyor ya. Yani kısmayın, kesmeyin. Fakat, fakat diyor israf etmeyin. O yüzden israf ayetin açık ifadesiyle yasaklandığından dolayı israf haramdır. Ha, açıkça haramdır. Bakın. Şu ayet-i kerime iktisada kat'i emir ve israftan nehi sarih suretinde gayet mühim bir dersi hikmet veriyor. Şu meselede yedi nükte var. Birinci nükte halik Rahim ne beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. Şimdi hem insanın yaratılış sebebi hem de insan için yaratılan ve insana çalışan, insana hizmet eden bütün kainatın ve mahlukatın varlık sebebi kainattan beklenilen nihai netice ilahi gaye şükürmüş. Biz şöyle diyebiliriz. Kainatın bütün neticelerinin tamamına şükür deniyor ibadette bunun içinde, tefekkür de bunun içinde, gayrette bunun içinde, cihat Bütün ibadet çeşitleri, Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği bütün manalar ve hakikatler bunun içinde. Tamamına şükür deniyor. Şükrün envağı var, çeşitleri var. Cenab-ı Hak bütün şükür çeşitlerinin tamamını namaz dediğimiz ibadetin içine toplamış. O yüzden diyor ki namaz bütün enva ibadatın, ibadet çeşitlerinin fihristesidir, özetidir, adeta çekirdeğidir. İnsan namazı hakkıyla ihya eder, namazın içine girer, namazı hakkıyla yaşarsa, namazı diriltirse, namazın içindeki güzellikleri yaşantısına dökerse, o insan şükrün bütün çeşitlerini, icra etmiş, ihya etmiş olur. Bakın şimdi israf dediğimiz şey iktisat etmemek, saçıp savurmak, israf nasıl kainatın yaratılış gayesine zıt. İnsanın bütün ibadetlerinin toplamı, envağı, fihristesi olan şükür mesleğini nasıl kökünden kazıyıp atıyor? Adeta İsraf neymiş biliyor musunuz? Şükür dediğimiz binanın temeline atılan bir dinamit. Bütün şükrü yıkı veriyor. Allah Allah bu kadar mı ya? Evet bu kadar. Neden? Şimdi açacak bakın. Evet. Halik Rahim nevi beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır. Nimete karşı bir hasaretli bir istihfaftır. Bakın şimdi. Şükür nimetin kıymetini bilmek, o nimete ihtiyaç hissetmekle ortaya çıkan fıtri bir hal. Şükrü fıtri deniyor buna. Şimdi önce nimete ihtiyacı hissetmesi gerekiyor insanın. Sonra da o nimetin kıymetini idrak etmesi gerekiyor ki ondan dolayı mahcup olsun, müteşekkir olsun, minnettar olsun. Ha, nimet dediğimiz ham madde girdi mi bu vücuda? Bu vücuttan şükür dediğimiz mamül maddeyi bekliyor Cenab-ı Hak. Şimdi bakın bir fabrikanın bütün sistemleri çalışsa, bütün makineler işliyor. Fabrika çalışanları nizami, harfiyen vazifelerini yapıyorlar. Fakat tam mamülün döküldüğü yere diyelim ki bir taş sıkışmış. Mamül çıkmıyor veya bozuk çıkıyor veya parçalanıyor, perişan oluyor. Bütün çalışanların, bütün uğraşanların, bütün makinelerin, fabrikanın tamamının, bütün sistemi ne oldu? Alt üst oldu mu? Tamamı boşa gitti mi? Aa, i̇şte o fabrikanın, mamüllün döküldüğü yere sıkışan taşın adı israfmış, israf. İktisat ise nedir? Şükrü netice veren, şükrü ortaya çıkaran bir tavırdır, bir vaziyettir, büyük bir ibadettir. Aa, bakın israf şükrü temelden yıkarken iktisat ise şükrü bina ediyor. Nasıl? İsraf ise şükre zıttır. Nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. Allah Allah. Asıl mesele bu. Asıl mesele neymiş? nimeti hafife almak. İnsan nimeti hafife aldığı zaman dolayısıyla o nimeti gönderen zatı hafife almış olur. En büyük günah zaten o. İsrafın haram olmasının en büyük sebebi bu. Yoksa haşa Allah'ın mülkü, Allah'ın nimeti, Cenab-ı Hakk'ın kudreti, ikramı azalmaz, bitmez. Bütün insanlar israf etseler tüketemezler. Ha, bakın hadis diyor ki eğer diyor akan suyun kenarında abdest alsanız israf etmeyin diyor. Ne demek bu? Zaten akıp gidiyor ya. Tonlarca kullansan ne olur? Yarım litre kullansan ne olur? Ne değişir Allah aşkına? Maddi olarak bir şey değişmiyor. Fakat manevi olarak çok şey değişiyor. Çünkü nimetin kıymetini bilmeyen o nimeti israf eder. İsraf etmek nimeti hafife almak demektir. Nimeti hafife almak da o nimeti gönderen zatı ve onun iltifatını hafife almak demektir. Dolayısıyla ne oldu? Kainatın sahibini, cenab Hakk'ı, onun teveccühünü, onun iltifatını hafife aldık. Ne oldu? Şükür bizim yaratılış gayemiz iken yıkılıp gitti. Ha. Şimdi düşünün, siz birisine böyle zor şer kazandığınız paranızla, öyle hani asgari ücretle çalışırken, böyle dişinizden, tırnağınızdan, ekmeğinizden, suyunuzdan artırdınız, bir hediye aldınız. Güzel bir tablo aldınız. Böyle bin liralık bir tablo diyelim mesela. Sizin maaşınızın neredeyse yarısını götürdü. Ama dediniz ki değer dediniz. Feda olsun onun için dediniz. Tabloyu hediye ettiniz, gönderdiniz. Bir gün şimdi oradan geçerken bir baksanız ki sizin tablo çöp kutusunun kenarında duruyor. Çöpe koymuş. Nasıl yıkılırsınız? Niye? Çünkü o hareket sizin tabloyu çöpe koymak, sizin hediyenizi çöpe atmak değil. Aslında hediyenizin arkasında o adam sizi çöpe koydu. İhtiyacı olmayabilirdi. Belki öyle bir tabloya ihtiyacı yoktu. Evde asacak yeri de yoktu. Fakat size verdiği değerden, size verdiği kıymetten, size hürmetten, sizin ona verdiğiniz değerin karşılığı olarak ne yapması lazımdı? onu hiç olmazsa çöpe atmaması lazımdı. Doğru mu? Aa, bakın ne yaptı? Sizin hediyenizi hafife aldı. Dolayısıyla sizin iltifatınızı, sizin ona verdiğiniz değeri değersiz olarak gördü. Hafife aldı. Dolayısıyla sizi hafife aldı. Ve sizin zorunuza gitti değil mi? verdi dünyanız başınıza. Ya ne emeklerle ne gayretlerle ben ona verdim bunu. O da buruşturup atmış çöpe. Şimdi aslında aynı vaziyet ha. Cenab-ı Hak kainatı çalıştırıyor nimetler bize ulaşsın diye. Ne masraf biliyor musunuz? Şimdi bizim o nimetin maddi kıymetinden daha çok o nimetin içindeki iltifatı Rabbani'yi hissedip kainatın sahibi beni düşünmüş, bana ikram etmiş diye Ondan dolayı Allah'a hürmetimizden dolayı o nimeti alıp başımıza koymamız gerekirken o nimete kıymetsiz bir şeymiş gibi muamele etmek, hafife almak, israf etmek, değer vermemek doğrudan doğruya Allah huzurunda bizi mahcup eder. Doğrudan doğruya Allah'ı ve onun iltifatını hafife almaktır. Bakın iktisat bizim imanımızla doğrudan doğruya bağlantılıymış. İktisat doğrudan doğruya imanın neticesiymiş. Allah'a verdiğimiz değerin göstergesiymiş. Hatırlarsanız 32. sözde çok güzel bir örnek var. Nimetlerin maddi değeriyle manevi değerini karşılaştıran müthiş bir örnek. Orada diyor ki bir padişahın huzuruna iki adam, iki tane çoban girmişler. Padişah ikisine birer tane elma vermiş. Birisi padişahın verdiği elmayı alıp bu elma diğer elmalar gibi değil, sıradan bir elma değil. Bu padişah verdi bunu. Elma lezzetinden bin kat daha fazla Padişah'ın onu vermiş olması yani padişahın iltifatı, padişahın ona teveccühü, değer vermesi ne yaptı o elmayı onun nazarında çok kıymetlendirdi. Elmayı padişahtan aldı, öptü, başına koydu. Padişaha hürmetinden dolayı. Öteki de diyor elmayı aldı, başladı padişahın huzurunda çatır çutur yemeye. Birincisinin muamelesi padişahın hoşuna gider. Padişah onun muamelesinden şunu anlar. Demek bana çok değer veriyor. Elmaya verdiği değer de elmanın zatından dolayı değil de beni sevdiğinden bana verdiği değerden dolayı o elmayı alıp başına koydu. Öyleyse bu asıl kul budur. Bu bana kul, öteki elmaya kul. Bakın çok önemli bir nokta bu. Niye öteki elmaya kilitlendi kaldı? Padişahın huzurunda Padişah dönüp bakmadı bile. Şimdi o elmada iki lezzet. O elmada iki kıymet var. Birisi manevi kıymeti kimin verdiğinden kaynaklanan. Sultanın ikramı oluşundan dolayı arkasında bir padişah var. Bir padişah o elmayı ikram etmiş ya. Düşünün. Ha. Onun bir manevi değeri var. Karşıdaki muhatap o manevi değeri bilir, ona kıymet verir, onu zayi etmez. Alıp öpüp başına koyarsa değil mi sultanın nasıl hoşuna gidiyor? Ama ikincisi de ne yaptı? Onun manevi değerini keşfedemedi. Kimin verdiğini hiç düşünmedi. Sultana değer vermedi. Sultanın huzurunda tek değerli şey onu bildi ve o anlık zevkine, o anlık nefsine yenildi çatır çutur sultanın huzurunda onu yemeye başladı. Sultan onu huzurundan kovar diyor. Bakın nimetlerin maddi değeri var. Bizim de o nimetlerin maddi kıymetine, değerine ihtiyacımız var. O yüzden bizim için değerli. Fakat asıl burada bahsedilen nimetlerin maddi değeri ve bizim ihtiyacımızın şiddetli oluşu değil. Nimesi kimin gönderdi? Kim ikram etti bunu? Kimin mektubu bu? Kim bu nimetle bana sevdiğini ilan etti? Benim aa, o nimetin arkasındaki münimi görüp, o nimeti göndereni anlayıp tanıyıp, onun bana verdiği değerin karşılığı benim ona verdiğim değer, ona verdiğim kıymet ona yaptığım hürmettir şükür. İktisat bunun içinmiş. İktisat nimetler azalmasın, bitmesin, şöyle olmasın, böyle olmasın diye değil. Allah'a hürmetin adıymış. İktisadı böyle anlamak lazım. Bir de işin şu tarafı var. Şimdi düşünün mesela fabrikanın her tarafında iktisat ediliyor en küçük bir demiri, en küçük bir çiviyi bile israf etmiyorlar. Adamlar her şeye demir tozlarını bile biriktirip kullanıyorlar. Her tarafta iktisat var. Bir lambanın bile 10 dakika açık olmasına kimsenin tahammülü yok. Müthiş bir tasarruf var. Muazzam bir iktisat var. Fabrikayı gezdiniz, 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 baktınız dediniz ki ya arkadaş ne müthiş bir sistem bu ya. Sıfır israf. Bir çıktınız baktınız ki fabrikanın çıkan mamullerini götürüp dereye döküyorlar. Veya ateşe verip yakıyorlar. Şimdi ne oldu? Netice nedir? Adam şimdi fabrikanın hiçbir noktasında israf etmedi ama fabrikayı toptan aldı, çöpe Topunu birden israf etti. Tamamını birden yakıt, yaktı, yıktı. Ne yaptı? Bak komple israf memleketine yuvarladı mı? Böyle iktisat olur mu? Kimse böyle bir şey yapar mı? Yapmaz değil mi? Aklı başında adam yapar mı böyle bir şey? Yapmaz. Ama yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın şimdi. Cenab-ı Hakk'ın şu kainat fabrikasından bizim şu hayatımızdan beklediği netice şükür mü? Şimdi bütün güneşler, aylar, yıldızlar, yazlar, baharlar, kışlar, yağmurlar, bulutlar, bitkiler, hayvanlar, bütün mahlukat hepsi insan için çalışıyor mu? İnsan ne içindi? İnsan da insandan dökülecek şükür mamülü için. Kainattan insanı, insandan da Cenab-ı Hak bütün şükrün envağını içinde cemeden namazı bekliyordu. Doğru mu? Şimdi bir insan namazı kılmazsa, o şükür neticesini vermezse, bütün şu kainatın neticesi olan şükrü doğrudan doğruya Rabbine'nin huzuruna çıkıp da ona ilan ve ifade edip Rabbine takdim etmez de sağa sola sebeplere, vesilelere, vasıtalara dağıtırsa ne yapmış oldu? Kainat fabrikasının tamamını birden israfa, tamamını birden yokluğa, tamamını birden ateşin içine atmış oldum. Ha öyleyse bakın imanı olmayan bir insan veyahut imanı var fakat inandığı gibi yaşamayan bir insan hayatında ne kadar tutumlu olursa olsun ne kadar iktisada riayet ederse etsin adam lambayı kapatıyor kırıntıları dökmüyor şunu yapıyor bunu yapıyor aman her şeye böyle Aman namaz kılmıyor dolayısıyla yaptığı bütün iktisadın tamamı çöp. Yaptığı bütün tutumluluğun, iktisadın israfsızlığın tamamı birden israfa gitti mi? Niye? Çünkü onun hayatına hizmet eden mahlukatın neticesini, onların hizmetlerini israf etmedi ama neticede bütün mahlukat onun hayatına hizmet ederken o da hizmet etmesi gereken manayı, hakikati, kendinden dökülmesi gereken mamülü, mahsulü, neticeyi dökmediği için, ondan beklenen ibadeti ve kulluğu ortaya koymadığı için, dolayısıyla bütün mahlukatın, bütün gayretlerini, bütün çalışmalarını, çabalarını israf etti mi? O yüzden diyor ki mahlukat ondan davacı olacaklar diyor. Halidine fiha ebeda manasında bu da varmış. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklar. Niye? Çünkü bütün mahlukatın gayretlerini, çabalarını, hayatlarını, masraflarını tamamen israf ettiler. Mahvettiler. Hepsi davacı olacaklar. Tavuk diyecek ki ömrü boyunca şu kadar yumurta yedi. Ben çalıştım, çabaladım. Bunun insan olduğunu zannettim. Bundan şükür mamülü dökülecek diye bekledim. Fakat yedi, içti ama şükretmedi. Ham madde girdi, mamül madde çıkmadı. Ağaç diyecek ki şu kadar meyve, şu kadar sebze, şu kadar. Bütün bak inek diyecek ki şu kadar süt, şu kadar peynir. Bütün güneşler değil mi aylar, bütün mahlukat hepsi diyecek ki biz bunun hayatına çalıştık, çabaladık. Uğraştık, didindik, değil mi? Ham madde olan nimeti takdim ettik, sunduk. Fakat Rabbimize karşı o şükür denilen mamül maddeyi ibadet ve ibadetin bütün envarı içinde cem eden namazı takdim etmedi. Dolayısıyla bizim de bütün hayatımızı ve hayatlarımızın neticesini mahvetti diye bizden davacı olacaklar Allah muhafaza. Ha, demek en büyük iktisat neymiş? iman ve hidayetmiş. İman ve ibadetmiş en büyük iktisat. Ondan sonra diğer iktisatların hepsi kıymetli. Yani düşünün mesela çuvalın altı delik. Yukarıdan doldurun babam doldurun. Çuvalın altı delik. Ha, çuvalın altını bağladıktan sonra koyduğun gram gram koy, koysan bile içinde ne yapar? birikir. O zaman hiçbir israf olmaz. Şimdi ibadet yoksa, kulluk yoksa istediğin kadar iktisat et. Niye? Çünkü senin iktisat ederek biriktirdiğin bütün nimetler ve o nimetlerin neticesinde yaşadığın hayat boşa gitti, israfa gitti, yokluğa gitti, mahvoldu, bitti. Dolayısıyla senin hayatına hizmet eden bütün mahlukatın, bütün gayretleri, bütün çabaları, bütün neticelerde israf oldu mu? Bu manayı iyi anlamak lazım. Ya. Evet iktisat hem bir şükrü manevi hem nimetlerdeki rahmet-i ilahiyeye karşı bir hürmet. Bakın nimete hürmet değil. Nimetlerdeki Allah'ın rahmetine hürmet. Dolayısıyla o nimet üzerinden Allah'a karşı takdim edilen bir saygı ifadesidir iktisat bizde şimdi ekmek kutsaldır değil mi ekmeğin neyi kutsal ya buğday değil mi ekmek neyi kutsal ha, kutsal olan ekmek değil kutsal olan o ekmeği senin en büyük ihtiyacın olan o ekmeği yaratıp da sana gönderen kutsal onun hediyesi olduğu için kutsal onun iltifatı var arkasında onun seni düşünüp de en büyük ihtiyacını karşılamış olması manasıdır kutsal olan öyleyse ekmeği öpüp başınıza koyarken aslında rahmet ilahiyenin elini öpmüş oluyorsunuz İbrahim Halilullah, İbrahim peygambere Cenab-ı Hak biliyorsunuz saltanat vermiş, nimet vermiş. Öyle ikram etmiş, öyle ikram etmiş ki artık o nimetlerin neticesindeki mahcubiyetten İbrahim Aleyhisselam bir gün Ya Rabbi şu verdiğin nimetleri biraz azaltsan ben bunların hesabından korkuyorum diye Cenab-ı Hakk'a böyle bir hitapta bulunmuş. Cenab-ı Hak da ona bir şey söylüyor. Diyor ki eline bir ekmek al. Böyle giderken bölerek, yiyerek, yürüyerek git diyor. İbrahim İbrahim alıyor böyle eline bir ekmek parçasını. Yürüyerek giderken bölerek, yiyerek gidiyor. Fakat giderken her düşen kırıntıya eğilip, çömelip o kırıntıyı yerden alıp yiyip öyle gidiyor. Her adımda eğiliyor. Düşen her kırıntıyı alıp onu öpüp tekrar yiyip Böyle adım adım sonra aradan zaman geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın mülkü kat kat artıyor. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a, "Ya Rabbi ben eksilt dedim. Sen daha çok artırdın. Ben eksiltesin diye dua ettim. Sen kat kat ikram ettin. Nedir bunun hikmeti?" diye sorunca, "Sen diyor, bizim nimetimize öyle hürmet ettin ki, o hürmetinden dolayı Nimet sana karşı bereketlendiriyor. Bakın nimete hürmet. Dolayısıyla o nimeti gönderene hürmet. Dolayısıyla Allah'a karşı saygı ve kulluğun adı bu ya. ya. Evet iktisat hem bir şükrü manevi hem nimetlerdeki rahmet ilahiyeye karşı bir hürmet. Hem kat'i bir surette sebebi bereket. Hem bedene perhiz gibi bir medarı sıhhat, hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet. Hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise mezkur hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardı. İkinci nükte, Fatır Hakim, Cenab-ı Hak, şimdi bu ikinci nükte de insana iktisadı matematiksel olarak, iktisadı ne kadar akıllıca, ne kadar mantıklıca, ne kadar akla, mantığa, hikmete uygun olduğunu ispat eden bir ders var burada. Müthiş bir mana. Fatır Hakim, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zayikası, yani tad alma duygusunu bir kapıcı, asap ve damarları, telefon ve telgraf telleri gibi kuvve-i ile dildeki tad alma duygusuyla ''Merkezi vücuttaki mide ile bir medarı muhabereleridir ki ağza gelen maddeyi o damarlarla, sinirlerle, o damarlarla kal e, mideye haber verir, damarlarla haber verir, bedene mideye lüzumu yoksa yasaktır der dışarı atar, bazen de bedene menfaati olmamakla beraber zararlı ve acı ise hemen dışarı atar, yüzüne tükürür.'' Şimdi Cenab-ı Hak bir sistem kurmuş. Şu vücut bir saray, şu dil de kapıcıymış. Zaten kapıcılık görevi yapmıyor mu? Kapıcı ne yapar? Dışarıdan gelenlere bakar, kontrol eder. Zararsızsa içeri alır. Zararlıysa, lüzumsuzsa kapıdan geri gönderir. Şu dili Cenab-ı Hak kapıcı görevi için, kapıcı vazifesi için yaratmış. Burun da bir kapıcı, göz de bir kapıcı, dil de kapıcı. Bu üçü birden burada çalıştığı için lokma gelirken üçünün birden teftişinden geçiyor. Sonra buradan içeri giriyor. Böyle bir kapıcı vazifesi var. Şimdi ne diyor bakın. Kapıcı gel geldi. Kapıcı ne yapıyor? Bizim normalde güvenlik görevlileri dışarıdan gelen birisi oldu mu arıyorlar. Değil mi? Falan misafiriniz geldi alalım mı? Alın derseniz alıyorlar değil mi? Şimdi dilde mideyi arıyormuş. Böyle bir sistem kurmuş Cenab-ı Hak. Sinirler var, damarlar var, asap var mideyi arıyor vü, vücudu arıyor bütün vücutta mesela tatlıya ihtiyaç varsa adamın canı tatlı çekiyor bak dili değil mi ne yapıyor tatlıya karşı bir iştaha gelişiyor acıya ihtiyacı varsa acı veya başka şey ekmeğe ihtiyacı varsa acıktıysa ne yapıyor bakın ağza geleni haber veriyor İçeriden iştah dediğimiz olur cevabı geldiyse izin geldiyse ne yapıyor Dil kapıyı açıyor, içeri gelenleri alıveriyor. Böyle bir sistem kurmuş Cenab-ı Hak. Fakat karar mekanizması dil değil ha. Kapıcı hiçbir zaman sarayı yönetmez. Karar mekanizması nerede? Karar beyinde. Bütün vücudun ihtiyaçlarını kontrol ediyor. Ona göre dile sinyal gönderiyor. Dille de insanın nimetlere karşı ayrı ayrı iştihası kabarıyor. Bakın şimdi. İşte madem ağızdaki kuvve izayka tad alma duygusu bir kapıcıdır. Mide cesedi idare noktasında bir efendi, bir hakimdir. Bütün cesedin bütün hücrelerin ihtiyacını mideden karşılandığı için ha, hakim midedir. O sarayın hakimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa kapıcıya bahşiş nevinden ancak beş derecesi muvafık olur. Fazla olamaz. Şimdi asıl mesele burada. İktisadın mayası, hamuru, anayasası bu. Bakın şimdi. İktisat aslında neymiş biliyor musunuz? Her şeyi olduğu gibi tavsif etmek. Herkesi makamında kabul etmek hiçbir şeye haddini aşmasına müsaade etmemek. Hikmeti ilahiyeye muvafık hareket etmek. Şimdi bir saraya hediye geldiyse o hediye yüzde doksan o hediyenin yüzde doksanı sultana, efendiye, padişaha verilir. Yüzde onu da bahşiş nevinden kapıcıya verilebilir, verilmeyebilir de. Kapıcının öyle bir hakkı yok. Gelen hediye doğrudan doğruya sultanındır, efendinindir, padişahındır. Kapıcıya bahşiş nevinden verirsen verirsin, o da hiçbir zaman hediyeden daha büyük bir bahşiş olmaz. Hediye bin liralıksa bahşiş olsa olsa on lira olur. Ha, şimdi bin liralık bahşiş olup da on liralık efendiye hediye gönderirseniz o zaman ne olur? Bakın şimdi onu anlatacak. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa kapıcıya bahşiş devinden ancak beş derecesi muvafık olur. Fazla olamaz. Haki kapıcı gururlanıp baştan çıkıp vazifeyi unutup fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın. Dışarıdan gelen hediyeler bakıyor ki ya Allah Allah. 1000 liralık hediye geliyorsa 900 lirası kapıcıya veriliyor. 100 lirası da efendiye gidiyor. Kapıcı bakıyor ki Allah Allah herhalde diyor efendi benim diyor. Baştan çıktı mı? Dinler mi artık? Kimseyi dinler mi? Kendisine devamlı daha fazla değer verile verile en çok kapıcının hatırı sayıldığı için kapıcı neyi istiyorsa içinden aldığı için kapıcının keyfi için, zevki için, her türlü fedakarlık yapıldığı için kapıcı bakıyor ki olsa olsa sultan benim diyor. Ve haddini aşıp sarayı idare etmeye kalkıyor. Bakın şimdi içinde yaşadığımız fakat farkında olmadığımız bir vaziyetten bahsediyor. Bu saray biziz ha. Bakın ne vaziyetteyiz. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa Kapıcıya bahşiş nevinden ancak 5 derecesi muvaffak olur. Fazla olamaz. Ta ki kapıcı gururlanıp baştan çıkıp vazifeyi unutup fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın. Şimdi kapıcı bakıyor ki karar benden çıkıyor. Ne istersem o oluyor. Öyleyse kim daha fazla bahşiş veriyorsa kim daha fazla değil mi kapıcıya bahşiş verip torpil yaptırıyorsa onları içeriye dolduruyor. Hiç düşünmüyor. Efendinin buna ihtiyacı var mı? Saraya bunlar zararlı mı, faydalı mı? Acaba sarayı karıştıracak mı, şöyle mi, böyle mi? Hiç düşünmüyor. Sadece kendi rüşvetine bakıyor. Gerisini düşünmüyor. Çünkü kendisinin karar mekanizması olarak kendisinin ol dediği oluyor, olma dediği olmuyor. Kendi istediği ne varsa geliyor. İstemediği hiçbir şey gelmiyor. Dolayısıyla ne oldu? Efendi ile kapıcının yerlerini değiştirdik saray alt üst oldu. Bakın ne diyor şimdi? İşte bu sırra binaen. Şimdi iki lokma farz ediyoruz. Bir lokma peynir ve yumurta gibi mugaddi gıdalı maddelerden 40 para, diğer lokma en ala baklavadan 10 kuruş olsa. Birisi düşünün 10 lira, diğeri 100 lira. Peynir Diğeri de baklava. Bu iki lokma. Bakın şimdi. ağıza girmeden beden itibare farkları yoktur. Bu iki lokma. Birisi bir baklava, birisi diğerde bir dilim peynir. Ağıza girmeden önce beden itibariyle hiçbir farkı var mı? Daha bu bedene girmemiş çünkü. İkisinin de değeri eşit. Doğru mu? Boğazdan geçtikten sonra ceset beslemesinde yine müsavidirler. Şimdi ağza girmeden önce ve boğazdan geçtikten sonra öncesi ve sonrasını düşünün. Müthiş bir mantık ya. Tam psikolojik ders. Öncesini ve sonrasını düşünün. Ağza girmeden önce eşit mi? İki lokma. Ama birisi 10 lira, birisi 100 lira. Şimdi ağza girmeden önce eşit. Boğazdan geçtikten sonra bedeni beslemesinde yine eşit, yine muafık. Hatta bazen 40 paralık peynir daha iyi besler. Peynir bazen değil mi baklavadan daha gıdalı, daha şifalı, daha besleyicidir. Yalnız ağızdaki kuvve-i okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Niye biz baklavayı tercih ettik? Sadece şu dilden geçerken yarım dakika alacağımız lezzet için Türk paradan 10 kuruşa yani 10 liradan 100 liraya çıktık. Biz şimdi ne yapmış olduk? 10 lirayı değil mi? Gıdaya verdik. 90 lirayı da değil mi? Azıcık yarım dakika dilin alacağı zevke verdik yarım dakikaya 90 lira. Şimdi bakın 10 lira efendiye gitti, 90 lira kapıcıya. Bakın çok müthiş bir ifade ya. Yani şu mantığı bir anlayabilsek var ya. Şimdi peynirle baklava dışarıdan geldi. Bir lokma peynir, bir, bir lokma baklava. Bedene girmeden önce ikisi eşit bizim için. Girmemiş daha bedene, bekliyor. Boğazdan geçtikten sonra da eşit. Sade hatta diyor 10 liralık peynir 100 liralık baklavadan daha iyi besler. Sadece o zaman fark nerede? Sadece dile dokunup boğazdan geçinceye kadar yarım dakikalık bir zevkin hatırına 10 liradan 100 liraya çıkmak. Şimdi bakın 90 lirayı kimin için verdik? Kapıcı için. 10 lirayı efendi için. Her seferinde böyle olsa kapıcı demez mi arkadaş? Efendi benim der ya. Niye? Çünkü 90 lira bana geliyor 10 lira efendiye gidiyor. Benim hatırım için efendi peynir istiyor, ben baklava istiyorum diyor. Benim hatırım için her seferinde peynirden vazgeçilip baklava tercih ediliyor. Öyleyse efendi benim der, Aa, bakın ne diyor. Yarım dakika hatırı için 40 paradan 10 kuruşa çıkmak ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin. Şimdi saray hakimine gelen hediye 40 para olmakla beraber kapıcıya 9 defa fazla bahşiş vermek. Yani sarayın efendisine gelen hediyeden 9 kat daha fazla bahşişi kapıcıya vermek. Kapıcıyı baştan çıkarır, hakim benim der. Kim fazla bahşiş verse yani dilin hoşuna hangi lezzet gidiyorsa onun besleyiciliğine, sağlığına, sıhhatine, vücuda ihtiyacına ihtiyacı var mı yok mu hiçbirini düşünmez. Hangisi daha tatlı, hangisi daha lezzetliyse kim daha fazla bahşiş verse ve lezzet verse onu içeriye sokacak. Şimdi düşün abur cubur, o tatlı, o lezzetli onun üstüne bu gider. Şimdi efendi kim oldu? Dil oldu. Dilin hoşuna giden ne varsa adam buradan gönderiyor. Bakın ne oldu? kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilal verecek, yangın çıkaracak, Aman doktor gelsin hararetimi, teskin etsin. Ateşimi söndürsün demeye mecbur edecek. Allah Allah. Birisinin evine gittik de. Baktım buzdolabının üzerinde böyle şeyler yapıştırmış. Bilmem kebapçının şeyi var etiketi var. Altında baklavacının etiketi var. Alo baklava. Onun altında çiğ köftecinin etiketi var. Onun altında falan böyle sıralamış alt alta. Bir baktım en altta da bir tane hastanenin etiketi var. <laughs> Dedim ya bu tam iktisat isaresini anlatıyor. Böyle ya. Şimdi evinde yemek pişirip de diyelim değil mi sebzeli bilmem şöyle böyle hani insanın vücuduna gıda verecek, fayda verecek nimetlerle, rızıklarla iktisat etmezsen devamlı falan kebapçı daha lezzetli yapıyor falan baklavacı daha güzel yapıyor. Onun üstüne bu gider, onun altına bu gider. Devamlı alo 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 en son alo doktor yetiş İçeride ihtilal var. Niye? Dışarıdan bütün yabancılar, bütün zararlılar, bütün düşmanlar sırf fazla rüşvet verdiği için içeriye sokuldu. Yani tatlı geldiği için dile. Ne yaptı? İçeriye sokuldu. İçeride ihtilal çıktı. Dolayısıyla ne yaptı? Düşmanlar yani mikroplar vücudu ele geçirdi. Aman doktor yetişsin diye hastalığın en büyük sebeplerinden bir tanesi israfmış bakın. Aman doktor gelsin harayetimi teskin etsin ateşimi söndürsün dedirmeye mecbur edecek. İşte iktisat ve kanaat hikmet-i ilahiye tevfiki harekettir. Kuvve-i zayikayı kapıcı hükmünde tutup ona göre bahşiş, ve bahşiş verir. İsraf ise o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır. İştihari hakiki kaybeder. Tenevvü et gelen suni bir iştiha. Şimdi Suni demek yapmacık demek, mecazi demek. Gerçek orijinal demek. Şimdi açlıktan gelen şu Ramazan-ı Şerif'teki bizim şu anda iftara doğru iştahımız gerçek iştahmış. Sair vakitte değil mi şimdi çeşit çeşit yemeklere karşı insanın ihtihası o mecazi iştihaymış, suni iştihaymış. Onu istemiyor, onu istemiyor, onu seviyor, onu seviyor. Bak ne oldu? Arada seçim yapıyorsa, maymun iştahlılık yapıyorsa belli ki huni, yapmacık bir iştihar var. Onu yemiş üstüne onu istiyor, onu istiyor, onu istiyor. Ama Ramazan'da iftar sofrasında insan gerçek hakiki iştihasıyla her şeyden lezzet alacak hale geliyor. Doğru mu? Yok. Şimdi bu iktisada riayet etmemenin insanın maddi vücudunu alt üst edip maddi sıhatını bozduğu gibi manevi sıhhatini bozduğunun da izahını yapıyor burada. Bu da çok önemli bir nokta. Şimdi düşünün kapıcıyı devamlı şımarttığınız zaman insanın değil mi dili yani nefsi yani hayvani arzuları devamlı her istediğinde yerine getirilince o zaman çımarı veriyor. Bu sefer nefsani ve hayvani iştihasının peşine bütün saray ahalisini yani aklı, fikri, kalbi, ruhu, bütün duyguları takıp peşinden sürükleyip götürüyor. O zaman da şimdi şu insanın manevi vücudu ulvi duygularının peşinden yürürse ulvileşir, yükselir, yücelir. ...süfli ve alçak duyguların peşinde giderse... ...o zaman alçalır. Saray ahalisi... ...Efendinin peşinden giderse... ...o saray terakki eder, yükselir, yücelir. Ama bütün saray toplanıp da... ...kapıcının veyahut sarayın köpeğinin peşinde koşturursa... ...o köpek onu... Değil mi, ...hayvanca yerlere götürür. Saray olarak komple... ...alçalır... ...ve alçaklıkta terakki eder. Şimdi... ...biz de acaba şu sarayı kimin emrine verdik. Demek iktisat hem insanın maddi hayatındaki paşları yerlerine oturtuyor. Kapıcı kapıcılığını bilsin, efendi efendiliğini bilsin. Saraya gelen hediye değil mi? Kim sarayda ne kadar değerli, kıymetli, önemliyse ona göre takdim edilir, ona göre taksim edilir. Hediyenin en büyük kısmı efendiye, değil mi? bahşiş nevinden de kapıcıya verilir. Yoksa kapıcı baştan çıkar, sarayı yönetmeye kalkışır. Şu andaki obezise dedikleri hastalık hepimizin başının belası değil mi? Bir türlü iradeye hakim olamamak. Neden? Çünkü değil mi İktisada riayet etmediğimiz için devamlı değil mi kapıcıyı şımarttığımız için kapıcı baştan çıkmış daha dinlemiyor. Ya şu kadar oldu, şöyle oldu, aman zararlı, aman şöyle var, değil mi? Aman hasta edecek falan yok, dinlemiyor. Gönder. Biraz daha, biraz daha derken sonra düşürü veriyor hastaneye. Şimdi şurada bir mevzu var da bunu beraber anlamaya çalışalım inşallah. Altıncı nükte, iktisat ve hissetin çok farkları vardır. Şimdi iktisat et, tasarruf et, tutumlu ol derken çoğumuz yanlış anlayabiliyoruz. Cimrilikle karıştırılmaması gereken bir şey bu. Bakın iktisat adeta imanın, Allah'a hürmetin, şükrün anahtarı, adeta cennetin anahtarı. Fakat hadiste diyor ki Cehennemin kapısını cimriler açacak diyor. Tam zıtmış birbirine. Ama sureten birbirine benziyor. Dışarıdan baktığında ikisi de kısmış. Biri iktisat ediyor, biri cimrilik ediyor. Farkı ne? Nerede fark ortaya çıkıyor? İktisatla cimriliğin farkı nedir? Bu çok önemli. Bakın aynı hareket. Yerler değişti mi güzel ahlakken çirkin ahlak oluyor. Mesela diyelim bir komutanın makamında vakarlı duruşu, büyüklenmesi, büyüklük taslaması onun makamının gereğidir. Orada komutandır çünkü. Orada tevazu olmaz. Orada alçak gönüllülük olmaz. Orada boynunu bükmek yakışmaz. Komutanlığının gereği orada nedir? Enaniyettir, gururdur, vakardır. O güzel ahlaktır orada. An, ama aynı vakarı akşam eve geldiğinde hanımına çocuklarına da komutanlık yapmaya kalkışırsa orada büyüklenmeye kalkışırsa o da çirkin ve pis bir ahlaktır. O enaniyettir, gururdur, kibirdir. Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir huydur. Bak huy aynı, davranış aynı, tavır aynı fakat yerler farklı olunca ne oldu? Birisinde güzel iken ötekisinde çirkin oldu. Mesela diyor sehavet, cömertlik. Erkekte güzel haslet iken kadında diyor kötü bir haslettir diyor. Niye? Çünkü ne yapamaz? Kadın evin diyor müdiri dahilisi olduğu için, iç işleri bakan olduğu için evin iktisadını muhafaza etmekle mükelleftir. Ne yapamaz? Kocasının parasını saçıp savuramaz, dağıtamaz diyor. Cesaret, erkekte güzel bir haslet iken kadında çirkin bir haslet sayılmış. Bunun gibi bakın cimrilikle İktisat birbirine çok benzerken yerden yere, şahıstan şahısa ne yapıyor? Birisi aynı hareket. Birinde cimrilik oluyor, ötekinde cömertlik oluyor. Bak birinde cimrilik oluyor, ötekinde iktisat oluyor. Nasıl? Bakın ne diyor? İktisat ve hissetin çok farkları var. Tevazu nasıl ki ahlakı seyyiyeden olan tezellülden manen ayrı, sureten benzer bir haslet memduhadır ve vakar nasıl ki kötü hasletlerden olan tekebbürden, büyüklenmekten manen ayrı ve sureten benzer bir haslet memduhadır öyle de ahlakı ı i peygamberiyeden olan peygamberimizin ulvi ahlakından olan belki kainattaki nizam-ı hikmet-i ilahiyenin medarı olan iktisat ise sefillik ve bahillik, açgözlülük ve tamahkarlık ve hırsın bir halitası birleşmesinden ortaya çıkan hisset cimrilik ile hiçbir münasebeti yoktur. İktisatla cimriliğin hiçbir alakası yoktur. Neden? Yalnız sureten bir benzeyiş var. Bu hakikati teyit eden bir vaka. Sahabenin Abadey Seba'i meşhuresinden olan yedi meşhur Abdullah'dan biri olan Abdullah İbni Ömer Hazretleri ki Hazreti Ömer'in oğlu Halife-i Resulullah olan Faruk-u Azam Hazreti Ömer'in Radıyallahu anh en mühim ve en büyük mahdumu ve sahabe alimlerinin içinde en mümtazlarından olan o zat-ı mübarek çarşı içinde alışverişte kırk paralık bir meseleden iktisat için ve ticaretin medarı olan Emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Pazarlık diyoruz ya, pazarlık sünnettir. Hem mühim bir sünnettir. Hem iktisat için hem de alışverişin emniyeti için. Yani acaba karşıdaki beni kandırıyor mu, kandırmıyor mu? Aldatıyor mu, kazıklıyor mu, kazıklamıyor mu? Bunu anlayabilmek için pazarlık yapıp pişirilmiş fiyatı aslına düşürmek, Aa, karşı tarafı ezmeden, kırmadan pazarlık yapmak mühim bir sünnettir. O da münakaşa etmiş. Kıyasıya çatır çatır pazarlık yapmış. Sünnet olan da budur zaten. Bakın. Bir sahabe ona bakmış. Ruhi zeminin halife-i zişanı olan Hazreti Ömer'in Ömer, Ömer evladının kırk para için münakaşasını acip bir hisset tevehüm ederek ya koca halifenin, koca imparatorun oğlu Şuna bak ya yaptığı işe bak. Adamla kıyasıya çatır çatır pazarlık yapıyor. Üç kuruş fazla ver ne olacak canım? Bu ne cimrilik diye onu cimrilik zannetmiş. O imamın arkasına düşüp ahvalini anlamak ister. Hazreti Ömer'in oğlunun Abdullah'ın peşine düşüyor. Onun acaba neden böyle yaptı? Niye böyle çatır çatır üç kuruş için bu kadar sıkı pazarlık yaptı? Onu anlamak için peşine düşer. Baktı ki Hazreti Abdullah Hane-i Mübarek'ine girdi, evine girdi. Kapıda fakir bir adam gördü. Bir parça eğlendi, ayrıldı. Gitti. Sonra hanesinin ikinci kapısından girdi, çıktı. Diğer bir fakiri orada gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi, ayrıldı, gitti. Uzaktan bakan sahabe merak etti. Gitti o fakirlere sordu. İmam sizin yanınızda durdu. Ne yaptı? Her birisi dedi bana bir altın verdi. O sahabe dedi Allah karşı içinde kırk para için böyle münakaşa etsin de sonra hanesinde iki yüz kuruşu kimseye sezdirmeden temali rızayı nefisle versin diye düşündü. Gitti Hazreti Abdullah İbni Ömer'i gördü dedi ya İmam, bu müşkülümü hallet. Sen çarşı içinde böyle yaptın. Üç kuruş için bu kadar kıyası yapazallık yaptın. Hanende de şöyle yapmışsın. Ona Caben dedi ki, Çarşıdaki vaziyet iktisattan ve kemali akıldan ve alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin, sadakatin muhafazasından gelmiş bir halettir. Hisset, cimrilik değildir. Hanemdeki vaziyet, kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş bir halettir. Ne o hissettir, ne çarşıdaki yapılan pazarlık cimriliktir, ne de bu israftır. İmam-ı Azam bu sırra bir işaret olarak La israfa fil hayr, kema la hayra fil israf demiş. Yani hayırda ve ihsanda, ikramda fakat müstahak olanlara israf olmadığı gibi israfta da hiçbir hayır yoktur. Hayırda israf olmadığı gibi israfta da hiçbir hayır yoktur. O yüzden hayır yaparken, ikram ederken saçıp savurmaya israf denmiyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Gelen misafire evde ne varsa önüne yığmak sünnettir. sen kendini iktisat edeceksen sadece kendi başına, tek başına olduğun zaman bol bol iktisat et. Ama ikramda abartmak, ikramda <laughs> aşırıya gitmek ünnet-i seniyedir. Rabbim inşallah iktisadı hakkıyla anlayıp hakkıyla yaşayabilmeyi nasip eylesin. İktisadın gerçek manasının tevhid olduğunu, ibadet olduğunu, hayatı israf etmemek olduğunu, kainattaki bütün mahlukatın bize hizmetlerinin gayesi ve neticesi olan bizim şükrümüz ve o şükrün de en büyüğü olan namazı kılmak olduğunu, namaz kılmanın gerçek iktisat olduğunu anlamayı nasip etsin inşallah. Evet kısaca iftar duamızı yapalım inşallah sonra bitirelim. Amin auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ya Rabbi şu iftar vaktinde oruçlu ağızlarla senin huzuruna geldik ya Rabbi. Günahkar dillerimizle senden affımızı istiyoruz ya Rabbi. Şu saatte, şu vakitte iftar sofrasına oturmadan günahlarımız affolunmuş vaziyette huzuruna çıkmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün dünyadaki sıkıntı çeken, zulüm gören Müslümanların üzerlerindeki zulümleri, sıkıntıları bertaraf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu Ramazan-ı Şerif hürmetine başımızdaki şu virüs belasını def üref eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin rızan için bir araya geldik. Senin Kur'an'ın hakikatlerini okumaya, anlamaya çalıştık. Ne olur ya Rabbi Kur'an'ın esrarını anlamakta, aklımızı, zihnimizi, fehmimizi inkişaf ettir ya Rabbi. Dilimizin bağını çöz ya Rabbi. Bu Kur'an hakikatlarını tüm dünyaya senin arzu ettiğin şekilde ulaştırmayı nasip eyle ya Rabbi. İhlas nasip eyle ya Rabbi. Samimiyet nasip eyle ya Rabbi. Riya'dan, sumadan, gururdan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda ekranları başında ellerini kaldırmış kardeşlerimiz var. Onların da sayılarını çoğalt ya Rabbi. Onların da istifadelerini inkişaf ettir. Onlar da bu hakikatleri bu kitaplardan okunduğunu görüp bu kitapları bir an evvel elde edip de bu deryaya dalmalarını nasip eyle ya Rabbi. İmanımızı inkişaf ettir ya Rabbi. Şeytanın elinde oyuncak olmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle. Vatanımızın, memleketimizin üzerinde oynanmak isteyen oyunları, o oyunları oynamak isteyenlerin başlarına çevir ya Rabbi. آمين 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 بحرم ستاهاو وياسين والحمد لله رب العالمين الفاتحه